2014 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimleri siyasi partilerin hazırlıkları devam ediyor. Bu partilerden biri de Saadet Partisi. Saadet Partisi İl Başkanı Akif Kocamanoğlu farklı bir belediyecilik anlayışları olduğuna dikkat çekti ve partilerinin marka olduğunu söyledi. Canla başla ve azimle seçim hazırlandıklarını belirten Kocamanoğlu, "Biz zaten Saadet Partisi olarak bir markayız. Diğer siyasi partiden farklı bir belediyecilik anlayışımız var. Geçmişte görev yaptığımız belediyelerde efsane işler yaptık. Dönüşümüz muhteşem olacak." diye iddialı konuştu. Hizmetlerini ara vermeden devam edeceklerini belirten Kocamanoğlu, "Sık sık il teşkilatımızda bir araya gelerek istişare toplantıları düzenliyoruz. Aday adaylığı için düşünülen ve istenilen isimler var elbette ama en doğru kararı vererek yakın zamanda aday adaylığımızı açıklayacağız." diye ifade etti. Evet, siyasi partilerdeki hazırlıklar devam ediyor. Aday adayları da yavaş yavaş açıklamalarını yapmaya başladılar. Bunlardan bir de Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren Belde Belediye Başkanı Davut Oymak. Oymak yaptığı açıklamada aday olduğunu söyledi. Bu arada hatırlatalım, haberin ardından Sayın Oymak stüdyoda konuğumuz olacak. Adaylık sürecini ve bundan sonra seçime yönelik çalışmalarını kısaca değerlendireceğiz. Denizli'nin büyük şehir olmasıyla birlikte kapanacak olan belde belediye başkanları, ilçe belediye başkanı aday adayı olmak için açıklamalarda bulunmaya başladı. Kapanacak beldelerden biri de Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren Beldesi. Darıveren Belde Belediye Başkanı Davut Oymak, Acıpayam Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmak istediğini belirtti. Görev verilirse hizmet etmek için her daim hazır olduğunun altını çizdi. "Ben adayım demekle aday olunmuyor. Ben aday olacağım demekle de olunmuyor. Ben 10 yıldır AK Parti'den belediye başkanıyım. Şu anda da 2014 seçimlerinde eğer parti büyüklerimiz, ki onlar kendi kafalarına göre değil, vatandaşın nabzına göre, tabanın sesine göre verecekleri bir karardan sonrasında bizim Acıpayam'a hizmet edebileceğimize inanırlar. Acıpayam'da bizimle beraber barışık, sevecen, sempatik, karizmatik, Acıpayam'ın dertlerine derman olacak, Acıpayam'ın sıkıntılarını çözecek, Acıpayam'da ağlayıp Acıpayam'da gülecek bir belediye başkanı niteliğini biz sizde görüyoruz. Adayımız olur musunuz?" derlerse eyvallah, başım üstüne. Ama başkan, biz senden daha iyisini bulduk. Acıpayam'da senden daha sempatik, daha senden sevecen, daha karizmatik, daha becerikli, daha mahir. Acıpayam'ın dertlerine senden daha iyi derman olacak, Acıpayam bizim senden fazla güldürecek bir başkasını bulduk derlerse de hiç nezaketimi kaybetmem. Kim diye sorarım. O adamın elini sıkar, ona yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sorarım. "Kardeşim, Allah yolunu açık etsin" derim. Dik duruşumdan hiç taviz vermeden o adamın yanında yer alırım. Ümit ediyorum. Yani bizim Darıveren'deki başlattığımız bu projeler, bu güzellikler Acıpayam'a ivme ivme işlenecek. Biliyorsunuz bir genç kız çeyizini başlarken önce bir başındaki yazmanın oyalarından başlar. Sonra masa örtüsü, mutfak takımı, yatak örtüsü gibi genişletir. Biz de Acıpayam'ın bir bütün olarak görüyoruz. Acıpayam insanının çalışkanlığını biliyoruz. Dört mevsimin yaşandığı bu güzel ilçenin insanların en güzel şeyler hak ettiğini düşünüyoruz. Eğer biz de onlara rehberlik yapabilir, mihmanlar olabilirsek, onların önünü açabilirsek, onlarla beraber o yolda yürüyebilirsek bizim için en büyük mutluluk olacaktır. Başta söylediğim gibi Allah razı olsun satıldığı bir yer yok. Onların Allah razı olsunlarına talibiz. Onu alabilmek için de onların hadimiyiz. Hizmetlerdeyiz inşallah.